geldi. Yerle bir yıl da aşırı yukarı. Birinci hasar gören Mustafa Güzel abim oluyor. Onların evi 3 katlı evdi. Yerle bir oldu. İçinde 7 tane kaybımız var, can kaybımız var. Ondan sonra birinci gün ben geldim Derbent'te. Kardan dolayı yollar kapalıydı. 50 tane araç orada yolu kapatmıştı. Hepsini tek tek yiterek, emek vererek dedim abimi kurtarırım, kurtaramadık. Yengemi enkaz altında çıkarttık. Yengemi Elbistan'a götürdüm. Geldim abimi aradık, bulamadık. 3 gün sonra ancak köyün makinesiyle biz enkazı kaldırmaya başladık. Yani köyün yardımsever arkadaşların çabasıyla, yardımıyla biz 7 tane ceset sırf abimin inşaatından, evinden, enkazından çıkarttık. Diğer aile abimin kiracıları, o da teyzemin torunlarıydı. Berksoy isimli. 4 kişi, onlarda 2 kişi de misafirleri vardı. Onlar da gitti, kaybettik. Yani geç mi geldi ya enkaz kaldırma? Enkaz 3. gün mü, 4. gün, 3. günde kimse gelmedi. 3. gün zaten biz kendi çabalarımızla çıkarttık. 4. gün ancak devlet tarafından gelen araçlar geldi buraya, yardım geldi. Peki siz... Yani ben yola çıktım, ambulansı durdurdum, yengemi göndermek için sizden acil, daha aciller var. Artı daha acil yerde enkazlar, sağ olanlar var. Yani abim de, belki diğer abimin evindeki şahıslar, insanlar da, o canlar da belki kurtarabilirdik bir iki kişi o ikinci gün. İkinci gün. Yani bu kadar sözün bittiği yer yani. Biz çok burada acı çektim ben tek başıma. Kimseyi bulamadım. Artı cenazeleri tek tek ben kendi elimle çıkarttım. Burada 3 kişiyle biz beraber çıkarttık. Hiç hayatta unutamayacağım. İsminiz nedir? Elif. Elif Gözel. Kurtulabilir miydi yani? Babam kurtulurdu. Biz tandırdaydık. Babam bizim yanındaydı. Dedi ben sigara içeceğim. Zaten balkon, bahçe, balkon altında içiyordum. Yani bizim girdiğimiz girişte biz hep oturduk. Gelen giden orada oturduk. Gitmeyle hiç, yani gitmeyle 5 dakika, 2 dakika geçmedi. Biz de dedik mahallenin içinde. Deprem oldu. Biz zaten tandırlıkta zor çıktı. Çıktığımızda kızım, işte komşular beraber çıktık. Çıktığımızda bina yıkılmıştı, bina yoktu. Babanız kurtulabilir miydi? Evet, kurtulabilirdi. Yani erken müdahale olduğu sürece evet. Neden olmasın? Yani biriler çalışsaydı kolay da çıkarabilirdi. Çünkü ora o kadar şey değildi, kalın, hani beton falan her şey düşmemiş. Ama 7 kişi de bizim evde. Annemi bile düşünsene, ikinci katta balkondan biz kurtardık. 3 tane çocukları vardı, kocası öldü, 5 kişi. Ama deprem olduğu zaman 2 gün geçti, ondan sonra açıldı. Zaten belki erken ulaşsaydım, belki kurtarma şansımız, belki ama kurtaramadım. Yollar kapalıydı. Orada tutuyoruz ki, gelin faydalanın yani, tamam. Yardım için geldik. Oy 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 oy. Ben bilmedim nasıl oldu, nasıl olmadı. Ben şeye koydum. Mutfağa koydu, oradan işte bahsettim. Benim üstüme gelmişti. O zaman işte bağırmayla, çağırmayla herkes de okurmuştu. Sonrasında sesim kesildi. Yani işte beni çıkarttılar. Kafam, ben kalktım ta kan buralarda. Bu tarafım. Yani bir olsaydı bunu çıkarttılar.